Mahmut abi yetiş. Sevgilim ilgisiz olduğumu söylüyor. Şimdi sevgilim ilgisiz olduğumu söylüyor. Acaba ben mi ilgisizim yoksa bu işin içinde başka bir iş mi var sorusuyla çok karşılaşıyorum. Şimdi spesifik bir tanesi üzerinden biraz yorum yapacağım. Bunu biraz değiştirdim. Birkaç senaryoyu birleştirdim. Yani gerçek bir senaryonun %60'ı 70'i çocuğun kim olduğu anlaşılmasın diye. Ama yani çok rastlanan, çok gerçek bir senaryo. Kısa cevap vermek gerekirse eğer ilgisiz olduğunuzu düşünmüyorsanız muhtemelen işin içinde başka bir iş var. Şimdi uzun cevaba bakalım. Mahmut abi, kız arkadaşımla 8 aydır sevgiliyiz. Son 3 aydır terfi ettim ve işlerim çok yoğun. Hayırlı olsun. Daha önce bu kadar yoğun değildim. Haliyle daha önceki gibi çok fazla ilgi gösteremiyorum. Eskiden gün içerisinde hem ona zaman ayırıp hem de işimi yapabiliyordum. Şimdi arkadaşlar işiniz hafif de olsa, işsiz de olsanız zaman ayırma kısmını fazla abartmayın. Kız arkadaşınıza günde toplam bir bilemedin 1,5 saat ayırmanız yeterli. Bazı günler hiç görüşmeyebilirsiniz ve bazı günler 3 saat 4 saat konuşursunuz görüşürsünüz ondan bahsetmiyorum. Ama ortalamada normal günlerde 1 saat 1,5 saat yeter. Kız arkadaşımla sadece akşamları konuşabiliyorum ve mesaj atabiliyorum. Güzelce günümüzü anlatıp konuşuyoruz. Gün içerisinde de ise tek tük mesaj atıyorum. Çalışırken konuşacak konu bile aklıma gelmiyor. Yazasım gelmiyor normal. Asla ona sevgimin az olup olmamasıyla alakalı değil. İşin gücün arasında kız arkadaşın az miktarda mesajlaşman da normal, onu düşünmemen de normal, konuşacak bir şey bulamaman da normal. Kafan işte çünkü. Yani kız arkadaşıma gün içinde gece ağırlıklı olarak ortalama olarak istisnasız 3-4 saat bu bile bence çok fazla demiş arkadaş. Evet çok fazla. Zaman ayırdığım halde bana ilgisiz olduğundan dert yanıyor. Gün içinde 4-5 saat ona mesaj yazmadığımı ortadan kaybolduğumu söylüyor. Onu eskisi gibi sevmediğimi, sevgi sözcükleri kullanmadığımı söylüyor. E fena alıştırmışsın sen. Elini vermişsin, kolunu kaptırmışsın, şimdi geri almaya çalışıyorsun. 3-4 saat çok fazla, evet. Buna rağmen ilgisizlikten dert yanıyorsa sorun ilgisiz olman değil bence. Ayrıca balay ayları bittiğinde eskisi gibi yoğun bir ilişki yaşamanız da yaşamamanız da bir yere kadar normal. Şimdi muhtemelen ilk 5 ayda bundan daha fazla zaman harcadın. Kendini kıza bir böyle beta öder yani zamanla ve parayla ve ilgiyle öder olarak alıştırdın. Şimdi ondan geri adım atması da zor oluyor tabii. Senin kız arkadaşına bazı günler hemen hiç görüşmeden en fazla 1,5 bilemedin 2 saat zaman ayırman lazım. Yani düşürmen lazım bunu. Şimdi tabii bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Günümüzdeki popüler kültür normalarını erkeklerden daha çok kızlar yiyorlar. Böyle ilgi kusmayı, sürekli yapışıp gezmeyi, sevgi sanan, kendine güvensiz ve hak sahibi kızlar var. Yani bunlar da popüler mavi hap kültürünü yiyorlar erkekler gibi. Ve ilişkilerini baltalamaya, yüksek değerli partnerlerle uzun süreli birlikte olamamaya programlı bu kızlar. Yani kala kala da böyle beta öder, çok fazla tercih edilmeyen erkeklere kalıyorlar. Onlara da eziyet ediyorlar. Şimdi yüksek değerli bir erkek bu tür mızmızlanmaları bir yere kadar çeker sonra çekmez ve kızları bırakır. Maalesef kızlarda da şöyle bir şey var. Böyle bir şey istemesi gerektiğini, böyle bir şey almıyorsa değersiz olduğunu söyleyen bir propaganda var dışarıda. Seni her gün arayacak, günde 3-4 saat arayacak, hazır ol da bekleyecek, böyle her mesajına cevap verecek. Çiçekler, çikolatalar falan gibisinden. Bunları görmediği zaman bir eksiklik hissedip sürekli arıza çıkarıyor. Ve bunları yaptığınız zaman da bu sefer bilinçaltındaki kadın tarafı devreye giriyor. Ve sizi beta öder görmeye, düşük değerli bir erkek olarak görmeye başlıyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar kendi ilişkilerini baltalıyorlar. Erkek gibi davrandığınız zaman cıngar çıkarıyorlar. Kendi hayatınıza odaklandığınız zaman, normal bir insan gibi yaşadığınız zaman sürekli arıza çıkarıyorlar. Sularına girip her istediklerini yaptığınızda sizi beğenmiyorlar, yine arıza çıkarıyorlar. Burada bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bu kadınlar beta erkekler gibi kendi ilişkilerini baltalamaya programlılardır. Ne yaparlarsa yapsınlar baltalarlar. O yüzden aslında ilişki konusunda biraz sefil bir hayat yaşarlar beta erkekler gibi. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Eğer çok az buluşuyorsanız işte bu senin hatan. Yani haftada 2 kere falan buluşmanız lazım.
Yoksa kızla hiç buluşmuyorsun, sürekli telefona kaldıysan falan belki problem oradan çıkıyordur. Fakat gördüğüm kadarıyla sen mesaj ve aramalarda böyle beta öder seviyesine gelmişsin. Kız senden böyle şeyler talep edince muhtemelen çizgilerimi çizersem ayrılırız korkusu ile. Kıza sınırlarını gösteremediğin için kız daha da azıyor. Ne demiş arkadaş? Tartışma çıkarmaya çalışıyor. Kendisi de sabahtan akşama kadar çalışıyor. Üstelik benim de yorulduğumu gayet iyi biliyor. Evet. Normal hayatında sosyal medyada vesaire ilgi dilenen biri de değil. Fakat benim ilgimi aşırı şekilde bekliyor. Önemli değil. Dediğim gibi popüler kültürden bunları öğrenen birçok kadın erkek işte eşek gibi ödeyecek kafasında olabiliyor. Eşek gibi yapacak. Erkek o yapacak. Yapmazsa bana değer vermiyor. Beni sevmiyor falan filan gibi şeyler düşünüyor. Ya da işte özgüven veya özdeğer problemi nedeniyle çok fazla ilgi görmezse yalnız kalacağım korkusuna kapılıyor. Sorun şu ki bu ihtiyacını giderirseniz yani her istediğini yaparsan sizden daha fazlasını ister, daha fazlasını ister ve bir yerde de onun ilkel kadın beynine zayıf bir erkek olduğunuz mesajını göndermeye başlarsınız. O da sizden soğumasına neden olur. Tekrar ediyorum, bu tür popüler kültür dolmalarını yemiş kadınlar kendi ilişkilerini ne olursa olsun siz ne yaparsanız yapın baltalarlar, ona programlar çünkü. Mutlu olmamaya programlar. Ne demiş arkadaş? Ben zaten iş yerinde posası çıkmış halde eve dönerken bir de kız arkadaşımdan böyle şikayetler duymak beni acayip bunalttı. Ama buna rağmen kız seni bunaltıp durmasının negatif sonuçlarını zerre yaşamıyor muhtemelen. Hiç dik durmadın, hiç omurgalı durmadın muhtemelen. Yani alt tarafı 8 aydır berabersiniz. Önce tatlılıkla çizgini çizersin, bir iki kere açıklarsın anlamıyorsa sert bir şekilde açıklarsın ve bildiğini yaparsın. Doğru olanı yaparsın. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun burada dediğim gibi. Eğer görüşme yapmıyorsan, sadece mesaja bıraktıysan orada bir hata var. Sen ne yapıyorsun? Katlanıyorsun. Bu tartışmadan sonra günlerdir eskisi gibi samimi davranmadığını hissediyorum. Ve seni soğuklukla cezalandırıyor olabilir. Zira kadının soğuması kadın erkek ilişkilerinde zayıf erkeğin korkup boyun eğmesine neden olur. Onu sağlar. İyi bir silah böyle adamlara karşı. Bir yandan da kendini savunamadığın, omurgalı davranamadığın için, kavga ettiğin için. Çünkü erkek duygusal kontrolünü kaybedip kavga etmez. İçicileşmiş olabilirsin bu nedenle. Ya da dediğim gibi popüler kültürde olmasını yemiştir. Böyle 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 yapmadığın için senin onu sevmediğini falan düşünüyordur. Ondan soğumuştur. Bakın tekrar ediyorum. İlgisizseniz ayrı konu. Ama günde 3-4 saat iletişimde olduğunuz kız ilgisizlikten şikayet ediyor ve fazlasını vermiyorsanız soğuyorsa yani bu karakterde bir kadının kendi ilişkisini baltalamasına engel olamazsınız. İlgiyi arttırsanız da soğur. Daha fazlasını talep eder. Yine soğur. Birçok erkek de böyle kendi ilişkisini baltalamaya programlı. Yani özgüven ve özdeğer krizine girip duruyorlar. Yani bu konuda da mesela karşılarında kadın hiçbir şey yapamıyor. Bir süre sonra terk ediliyor bu adamlar. Demiş arkadaş. Bir insana bu kadar meşguliyetin yanında 3-4 saatimi ayırdığım halde neden böyle yapıyor? Muhtemelen kızın gözünde bir beta ödersin. Ya da belki de ikisi bir arada kız popüler kültürde olmasını yemiş. Böyle kendi ilişkisini baltalamaya programlı bir zavallı. Yani erkek olarak eksikliğini eşek gibi ödeyerek yani beta öder ne demek? Erkek olarak eksikliğini eşek gibi ödeyerek kapatmak zorunda olan adam demek. Tabii bu kıza senle mi uğraşacağım diye yol vermek yerine bunalmaya devam etmen senin gerçekten de böyle bir adam olduğunu gösteriyor. Her zamanda kız kendine güven problemi, özdeğer problemi yaşayan bir kız sürekli olarak ilgi görmezse yalnız kalacağım korkusuyla da arıza çıkarıyor olabilir. Beni hayatının merkezine koymuyorsun. Ben seni koyuyorum. Çalıştığım halde sana vakit ayırabiliyorum. Sen gün içinde yoksun, sadece geceleri benimle konuşuyorsun. Ben senin objen miyim? Vesaire diyerek duygu sömürüsü yapıyor. Senin ne objen oluyormuş arkadaş? Şimdi arkadaşlar bu kadın senden kadın olmanı bekliyor. Şimdi kadınlar erkeklerini hayatlarının daha fazla merkezine koyarlar. Erkeklerinin kadınlarını hayatlarının merkezine koymamaları lazım. Önce işleri, çabaları, hayat kavgaları gelir. Bu kötü bir şey değil. Birçok kadın bunu ister zaten. Şimdi bu kadın senden kadın olmanı bekliyor. Dikkat edin arkadaşlar, bu adam aramayan sormayan bir adam değil. Günde 3-4 kere, 3-4 saat konuşuyor.
Ha, bir şey daha söyleyeceğim, aklıma geldi. Hep o arıyorsa o da sorun. Arada bir sen arayacaksın tabii kızı da sanmıyorum. Sen arıyorsundur bu kızı. Arkadaş baklayı ağzından çıkarmış ve kendi ruh halini çok iyi ele veren bir şey söylemiş burada. Bu ilgiyi vermezsem kız arkadaşımın bu ilgiyi başka yerde aramaya başlayacağından çekiniyorum. Şimdi buraya kadar arkadaşa beta öder diyorum diye haksızlık ettiğimi düşünüyorsanız, bu cümleden sonra bunu ispatladığını düşünmüyorsanız bilmiyorum artık. Sen zaten bunu söylediğin için zaten düşük değerlisin. Yani kendi değerini bilmek yerine, kendi ilginin değerini bilmek yerine kızın ilgisine aşırı değer verip korku içinde yaşadığın için sürekli böyle ezilmeye mahkumsun. Yani seninle mi uğraşacağım, git kimi bulatacaksan bunalt bana bulaşma kafasında olman lazım senin. Yani bunu kıza söylemene gerek yok ama senin bir yerde ya yeter ya falan diyebilecek bir erkek olman lazım. Ya böyle erkekler zaten rağbet görür ve daha az ilgi vererek senden daha mutlu bir ilişki yürütür. Sen kızın ilgisini kaybederim korkusuyla ilgi verdikçe, ilgi vermeye çalıştıkça ve bunalmaya açık bir şekilde, yani kız seni bunalttıkça, hiçbir şey yapmadıkça değersizleşiyorsun. Ve sonuç ne oluyor? Daha fazla ilgiyle ödemen gerekiyor. Sen de bunu daha fazla ilgi, daha fazla ilgi diye arttırırsan ne olacağını söyleyeyim. Muhtemelen tüm o ilginin 5 kuruş değeri olmayacak. Ve sonra da korktuğun şey başına gelecek. Yani ilgiyi başka yerde aramaya başlayacak. Ya seni terk ederek ya da daha kötü seni terk etmeyerek. Maalesef bir Türkiye gerçeğinden bahsetmiş. Çevremdeki erkek arkadaşlarımın da sevgilisinden bu konuda çektiğini biliyorum. Bu problemler hakkında ne düşünüyorsun Mahmut abi? Evli ve uzun süreli ilişki içindeki birçok erkek günümüzde senin gibi. Yani özellikle de belli bir eğitim seviyesindeysen, yani üniversite mezunu bir adamsan, birçok erkek bu durumda. Ben çoğunluğunun bu durumda olduğunu düşünmeye başladım. Hala umutluyum, diyorum ki sadece bu durumdakiler bize geliyorlar ve aslında normal popülasyon böyle değil. Maalesef galiba öyle, çünkü çevrelerini de anlatıyorlar senin dediğin gibi. Yani kendi ilgisinin değerini zerre bilmiyor ama karşısındaki kadını kaybedeceğim diye karşısındaki kadını çok fazla değerli gören biri, bir erkek. Bu tür sefil varoluşta debelenir durur ve evet, birçok erkek senin durumunda maalesef. Biz zaten bu siteyi bu sefil durumdan çıkın diye yapıyoruz. Bazı kadınlar neden böyle demiş arkadaş. Şimdi canını sıkacağım ama çoğunlukla kadınlar senin gibi erkeklere böyleler. Yani ilgisinin değerini bilen, kırmızı çizgilerine kız gider, yalnız kalırım korkusuna kapılmadan çeken erkeklere böyle değiller. Fakat şu da var. Özdeğer ve özgüven problemi olan erkekler sadece ve sadece özgüven ve özdeğer problemi olan kadınları çekebiliyorlar. Böyle bir kadın çektikleri için de sürekli tüm kadınları böyle sanıyorlar. Ama başka, yani daha nitelikli bir kadın çekecek bir değerleri yok. Bazı kadınlar çizgilerini çekebilen erkeklere bile öyleler ama bil bakalım o erkekler en fazla kaç ay dayanıyorlar buna? Ya da o erkekler böyle bunaldıklarında bile ben beta eder olmazsam gider başkasını bulur ama çok korkuyorum falan diye düşünüyorlar mı sanıyorsun sen? Şöyle demiş arkadaş. Ayrıca bu tür kızlarla nasıl başa çıkılacağı hakkında bir yazı gelse süper olabilir. Şimdi bir kere günde 3-4 saat zaman ayıracak duruma gelmezsin. Elini verip kolunu kaptırmışsın sen. Sonra gayet mantıklı olan çizgilerini çizersin ve bir iki kere anlatırsın. Eğer ilişki materyali bir kızsa bir süre mırın kırın eder, canı sıkılır. Sonra sana uyar. Yani böyle hemen önünde el pençe tamam aşkım ne istersen yaparım falan demesine gerek yok ama çok fazla sorun çıkarmadan, çünkü çok normal bir şey istiyorsun. Sen gündüz çalışıyorsunuz eşek gibi. Telefon açamıyorsun. Eğer böyle bir kız değilse ya da sen artık onun gözünde geri dönüşsüz bir beta ödersen, çünkü kız niteliksiz olabilir. Ya da senin niteliksizliğinden dolayı sana davranıyor olabilir, böyle davranıyor olabilir. Başka erkeğe böyle davranmayacak belki. Yani seni geri dönüşsüz olarak böyle görüyorsa, arıza çıkmaya devam edersen, açıklasan da bu durumdan kızdan ayrılman gerekir. Bu kızlarla böyle başa çıkarsın. Senin gibi terk eder, başkasından ilgi alır korkusuyla kuzu kuzu ödeyen erkek olarak falan başa çıkamazsın. Şimdi böyle erkekler şanslıysa terk edilirler. Şanssızlarsa kız kalır. Dırdırla acı verir durur. Daha da kötüsü evlenirler. Acı içinde yaşar evlilik içinde. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar başından böyle kötü alıştırmayın. Çünkü böyle verdiğiniz tavizleri geri almak zor. Yani başından adam, şimdi düşünsene, iş çalışıyorum 3-4 saat konuşuyorum diyor.
Demek ki bu işi yoğunlaşmadan önce herhalde günde 7-8 saat falan bu kızla konuşuyordu. Uyanık zamanının yarısını falan bu kızla konuşarak falan geçiriyordu her gün. Yani bu tür saçma sapan şeyleri yaparsanız sonra geri almanız da çok zor.